Herkese selam, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben çok heyecanlıyım bugün. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Çünkü çok uzun zamandan sonra bir saç değişimi ve de yüz bakım yapacağız. Tam da ihtiyacım var aslında. Uzun zamandır da Ayşem'i ihmal ettim. Eylül'de başlamamız gerekiyordu ama biliyorsunuz babamın sağlık problemleri falan, hastaneye koş çocuk derken gidemedim. Ama dediğim gibi artık hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. O yüzden bugün dedim ki Ayşe yanına geliyorum, beni ayarla, bir yere sıkıştır beni. Gidelim bakalım, yeni yere geçmiş, hem orayı biraz görürüz hem de saçımı yaptırırız. Güzel olacak yani, heyecanlıyım. Bu giydiğimde Serhat'ın üstü. Benim de böyle bir tane üstüm vardı, hatırlarsınız belki. Onun yakası vardı. Ben onu vermiştim birilerine. Bugün de Serhat'ınkini böyle giyiyorum. Hadi gidelim. Şaka bir yana kes dedim de. Evet, harika oldu. Tamam, çok aynen. Sevdim. Tamam. Ha ha. Süper. Şimdi süper. 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 Artık peşinde tekrardan bakarız. Çözüm var canım, söyle. Arkada. Eğer hoşuma gitmezse arkada da hemen hair extensions. Hemen bakalım. Ya yok, ben kötü seviyorum ya. Whatever you want, yo. Go for it. Biz çok. Evet. Biraz da böyle FaceTime'la desteklediğimizde şöyle böyle topladığımda falan burada. Evet. Biraz daha bir efektif bir görüntü aldığımızda daha hoş olacak ama şuradaki koyuluk gayet güzel, hoşuma gitti. Güzel bir dinamik oldu. Altyazı M.K.
selam arkadaşlar. Şimdi güzel bir saç kesimi yaptık. Burada kahveyi saçımı güzelce kesti. Dip boyasını yaptık ve güzel bir sarı ton attırdık. Şimdi konuştuk tabii kuaförümle birlikte. Koyu renk ilk istedim. O da dedi ki ben senin gibi bir şeyleri çok iyi bilirim dedi. Şimdi yapacaksın dedi. Bir iki ay sonra tekrar sarıya dönmek isteyeceksin dedi. Onu şimdiden garantisini bana ver. Dönmek istemiyorsan dedi. Sarıya tekrar yapmayalım hiç boşa. Ben de dedim ki benim işime güven olmaz. Sarıdan vazgeçen bir insan değilim. O yüzden dedim sen yine sarı at. Zaten çok uzun zamandan beri böyle kafamın yarısını balyaj yaptığım için arkalar falan tamamen temizlendi. Güzelce kütle kesildiği için çok harika oldu. Önlere de şöyle sadece şu kafamın yarısına böyle sarılar attırdık. Sonuç çok merak ediyorum. Umarım güzel olur. Bu kısa haliyle bile ilk baştaki çektiğim o kahverengi tonla bile çok güzel durmuştu ama dedik sarılar da ufak böyle bir canlı katsın. Öyle ben merakla sonucu bekliyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bu arada kahverengi yaptır diyen arkadaşlara da kusura bakmayın arkadaşlar. Ben gerçekten kahverengiyi kullanabilirim ama belki geçici bir süre. Bir de bende tam aksine ters etki yapıyor. Bende koyu renk biraz daha o şey sert gösteriyor yüzümü ve daha olgun gösteriyor. Karakterimi biraz dışına çıkıyor koyu renk. O yüzden böyle sarılar daha cıvıl cıvıl, daha hoş duracağına inanıyorum. Bakalım. Selam. Ooo harika görünüyorsun. Bir dakika güneş vurmuş ya. Muhteşemsin. Gerçekten çok güzel direkt görünüyorsun. Direkt kamerayı açıyorsun sen. Direkt açarım ben. Bende her şey doğal bebeğim. Evet canım. Ne yapıyoruz? Sana facial cupping yapacağız. Wood therapy. Dur önce anlat. Bir de ki Ezgi sen saldın kendini de. Evet evet. Telefonda görüş. Ha? Bana bunlarla gel. İlk önce telefonda aradın bana ne dedin? Ezgi kendine gel bir sirkelen. Aynen aynen. İşlemlere tekrardan devam edelim bence. Evet. Karın bölgesini çok çalışmak istiyorum. Evet. Biraz rasping. Evet. Tense. Evet. Onun dışında da başka istediğin lymphatic drainage. Evet. Ne istiyorsam. Yapacağız yani bir şeyler. Evet. Türkiye'ye gitmeden önce Ayşe ile anlaşmıştık. Bir takım bir şeyler yapacaktık biliyorsunuz. Ondan sonra dedik Eylül'de geldiğimde full böyle seanslı 10 seans mı demiştin sen? Kaç yani seans demiştin? Yani 8'de başlayacağız. Hı hı. Gidişata göre. Uzun söyleyecek bize. Tamam böyle başlarız demiştik. Ondan sonra kısmet olmadı. Uyanmamı sağladı. Ayşe dedi bir sirkelen kendine gel dedi. Evet. Toparlan dedi. O yüzden dedi bugün ilk başta şöyle bir yüz. Ne yapacağız? Yüzün odun için. Odun terapisi yapacağım. Bunlar değişik malzemelerle odun terapisi yapacağım. Sonra facial cupping. Bunlar sadece yüz için mi? Bunlar sadece yüz için. Yüz tamam. Için dokunabilir miyim? Çünkü çok tabii. Tatlı. Hep böyle küçük şeyler insan dokunası geliyor ya. Böyle evet, çok tatlı evet. Şirin. Bunlar gerçekten çok güzel. Baksanıza. Bunlarla yüze masaj mı yapılıyor? Evet. Kan dolaşımı mı sağlanıyor? Ne oluyor? Bütün limfimi temizliyor. Yani normalde vücudumuza masajları yapıyoruz. İşlemler uyguluyoruz ama yüze pek bakmıyoruz. Evet. O kasları da geliştirmemiz lazım. Evet. Mesela ben bunu almıştım eski evimde. Toplasam belki 3 defa kullandım. Herkesin evinde vardır bu. Evet ama kullanıyor muyuz? Aynen. Aynen. Şunun da bunun aynı bu olan vardı. Hiç buna hiç kullanmadım zaten. Limfatik drain için çok iyi. Armut çekirdeğinin yağıyla işlem uygulayacağız. Armut çekirdek yağı. Evet. Vay be. O da güzelmiş. Her çekirdeğin yağını duydum da armut çekirdeğin yağını duymamıştım. Evet, o cilt çok iyi. Toksinleri atıyor. Evet, genel olarak cildi temizliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz cildimize bakıyoruz ama en iyi ürünleri, en pahalı ürünleri kullansak bile el altyapısında açık değilse... Derimizin içinden evet, bahsediyorsun. Açık değilse... yüzeysel ne uygularsak içerisine sinmiyor. Hı hı. Normalde genel olarak bu tür işlemler ve cilt bakımları öneriyorum herkese düzenli olarak. Yani çok bunlar... abartmadan 8 haftada bir yapılabilir. Aynen. Yani kaslar bir geliştirir. Bunlar destek veriyor. Sürdüğümüz evet. Kremlere bunlar daha da destek veriyor. Yani yüzümüz yaş ilerledikten sonra bizimki 30 üstü olunca zamanla cildimiz yani yer çekimine maruz kalıp aşağı doğru iniyor. Bunu kaldırmak lazım. Evet. Hele ki bu göz çevresi Ayşe. Evet.
Şöyle gösteririm sana. Kaş ve göz çevresi zaten sürekli böyle inen. Evet. Tabii ki hani bu kişinin isteğine bağlı. Yani ben de çok az yapıldığı sürece hani dolgu botoksu onaylıyorum yani. Dolgu botoksun dışında kaslarımız yatıyor ve uyandırılmıyor. Örneğin yürüyoruz, cime gidiyoruz, spor yapıyoruz, pilates yapıyoruz. Bir şekilde kollarımızı, bacaklarımızı, vücudumuzu çalıştırıyoruz. Ama evet. Yüzle ilgili bir çalışma yapmıyoruz. Doğru. Onun için lymphatic drainage, bu terapi, facial cupping bunları yaptığımızda yüzümüzde yatan kasları uyandırıyoruz. Evet. Mantıklı, güzel yani. Doğru. Bu neyi mesela? Bu da yani yüzün tamamını yani vakumluyorsun. Sonra belli bölümlerde limflere doğru çekiyorsun. Göz altları için. Süper. Ben bu küçükleri göz altları için. Göz altları için ve tam göz üstü için. Süper. Ya benim cildimin şu an şöyle göstereyim aynı zamanda da. Benim bu suratımın biraz böyle, ben makyaj kullanmayı pek sevmiyorum. Her zamanım olsa, keyfim olsa belki yaparım ama çok yapmayı sevmiyorum. O yüzden cildimin böyle bir canlı görünmesini istiyorum. Aynen. Onun için ne yapabilirim böyle? Çok üşengeç bir anne ne yapabilir? Yüzün canlı görünmesi için yani parlak. Yani çok abartmadan 6 ile 8 hafta arası bir cilt bakımı. Yani en kolayından yani herce facial veya çok derinlemesine bir işleme gerek yok. Bildiğin sade bir derinlemesini temizlik bir cilt bakımı yap. Onun dışında ayda bir kez ya da 2 ayda bir kez böyle işlemler uygula. Tekniği öğrendikten sonra atıyorum nasıl yapılacağını ayda bir kez profesyonel şekilde yapıldıktan sonra ev devam ürünleri vardır. İşte dediğim gibi senin bundan vardır. Evet. Yani kendin de uygulayabilirsin. Kendin de evde destekleyebilirsin. Aynen. Yani şöyle bir şey, bunlar olmasa bile kaşın tersiyle bile uygulama yapabilirsin. Evet. Gösteririm ben sana. Tamam. Sonra yani pazar günleri atıyorum. Evet. Cildine öyle bir derinlemesine evde yapılan işlemlerle yapılır. Sonra da profesyonel 6 ile 8 hafta arası bir işlem uygulaması yeterlidir. Ama ilk başta cilde derinlemesine bir uyandırmak istiyorsan kasları. Evet. Ben bunları genelde bu biraz daha böyle doğal yöntemi. Makinasız. Sadece tahtalarla birlikte evet, böyle. Bunun diğer işlemleri de var. Rasping ve dipotensiyon. Evet, sen onu yüze de yapıyorsun değil mi? Geçen evet. Geldiğimde yapmıştın yüzüme. Aynen. Yani istiyorsan isteyen onunla uygulamalar yapıp bunu top up yapar ya da hiç makine işlemi uygulamak istemiyorum, herhangi bir elektroterapi veya ısı, radyo frekans hani yüzüme değsin istemiyorum diyorsanız bu en doğal, en güzel yöntemi yani. Mesela bu cupping işlemi yapıyor, sana gösteririm işlem sırasında. Bu çok iyi. Yani. Öyle, teşekkürler. Birazdan zaten yapacağız. Şu an benim saçımın açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra yüzüme güzel bir maske yapacağız. Bu arada benim kuaförüm nereye kaçtı? Ara verdi burada. Afiyet olsun. Ara mı verdin? Evet. Saçımı ne bekliyor? Bekliyoruz değil mi daha? Sarılar attık. Tekrar bir kontrol yapalım. Evet, gayet güzel. Çok az bir süremiz kaldı. Açılımı gayet güzel. Sürpriz mi olsun yoksa biraz açıklamak istiyor musun? Sona doğru. Yani şu anda yaptığımız zaten face light. Yüz kısmında bir aydınlık yaratıyoruz hafiften. Mevcut olan refleyi biraz daha ombremsi bir havaya çevirmek için diplere fazla bir açık renk uygulamadık root kısımlarını. Biraz da bant yapmaması için boyamızı aşağılara doğru taştık. Güzel bir geçiş yaptık blendinginde. Ama yüz kısmında da biraz aydınlık yapıp olayı finishleyeceğiz. Evet, bakalım nasıl göreceğiz. Merak ediyorum. Gayet güzel gözükeceksin. Şimdi baştan yazacağız. Evet. Sadece olaya da bir Fadime derini atacağız beraber. Evet. Toksin atalım. Evet, Fadime derini de unutmayalım. Evet. Ayşe dedim, Ayşe sen de benimle birlikte başlayacaksın. Aynen. İnşallah. İhtiyacım var. Evet. Yoğun çalışmaktan benim de desteğe ihtiyacım sadece var. Sadece unutmayın, sadece bu kilo vermek için değil, mental ruh sağlığımız için de iyi olan bir şey. O yüzden aynen. Aynı grupta biz olacağız. Aynen. Beraber başlayacağız. Evet, biraz daha bekleyelim. Ondan sonra açtığımda tekrar görüşürüz.
arkadaşlar. İnanılmaz mutlu oldum. Böyle bir fresh, farklı bir insan olarak çıktım karşınıza. Gerçekten küt kaç defa kullandığım bir saç modeliydi ama uzun zamandan beri cesaret edemiyordum açıkçası. Sen gitmesen mi? Bir de tam sarı da istemiyordum. Ama tam koyuya da gitmek istemiyordum. Kuaförüm Kaan dedi. Gel dedi, farklı bir şeyler yapalım dedi. Hem böyle sarı kullanabil istediğin zaman, hem de güzel bir sarı. Ya da dedik, kullanmak istemediğin zaman da kahverengilerini de öldürmeyiz dedi. Güzel oldu, ben çok beğendim. Hem bu tarafa böyle ama bu taraflarda güzel bir dip rengi oldu. Böyle turuncu gibi değil de güzel bir kahverengi tonu oldu arkadaşlar. İnanılmaz derecede hoşuma gitti. Sizce nasıl oldu? Ben çok beğendim. Sanki yeni bir ben, farklı bir ben gibi oldu. Gerçekten yüzüm bir aydınlandı birden. Şimdi gidelim, Ayşe de işini görüversin. Buradan kuaförüm Kaan'a, şu an müsait değil, bayağı izin. Teşekkür ediyorum. Yani Ayşe'nin odası da gerçekten çok güzel. Güzel kokular. Teşekkür ederim. Şans getirdik. Yine çok güzel diyeceğim, kız gidiyor. Nasıl oldu kızlar? Ay çok beğendim. Vallahi makyajsız bile böyle patladıysa kızlar, yarın güzel bir makyaj yapayım yüzüme. Bakalım makyajda nasıl duracak. Çok hoşuma gitti. Biraz da güzelleşelim şimdi de. Ondan sonra konuşuruz. Ay ben sabahtan beri hep artık böyle böyle yaparım, dokunurum. Ooo geldi Ayşe. Ayşe kız iyi ki aradın beni. Yoksa depresyon moddan çıkamazdın. Evet, yok ihtiyacım vardır. Ne yapacaksın şimdi bana? Hey şu kapıyı yapacağım. Yatırım ha, yatarsam uyandır çocukları alacağım. Ayşe parmakların ağrımıyor mu yaptıktan sonra? Ben de spora gidiyorum. Ben de masaj yaptırıyorum. Evet. İlla müzik de koyacağım dedi. Müziksiz olmuyormuş. Dedim benim için sakinlik bile iyi. Sana bir de green pill yapalım. O sıradaki haftaya işlem. Ahşap terapinin ve yüz masajın birçok özelliği var. Vücudumuzu çalıştırıyoruz ama yüzdeki kasları hiç çalıştırmadığımız için ve yer çekiminden dolayı yaş aldıkça yüzümüz sarkmaya başlıyor. Bu işlemler ve genel cilt temizliği ile cildimiz tamamen gençleşebiliyor. Şimdi bu işlemle beraber lenfatik ve kan dolaşımı hızlanıyor. Aynı anda yüz ve boyundaki toksinleri atmamıza yardımcı oluyor. Göz çevresindeki şişkinlikler ve yüzdeki kırışıkların azalmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra double chin dediğimiz, yani çift çene görünümünün azalmasına yardımcı oluyor. Bu işlem tamamen bir doğal yöntem olduğu için hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen rahatlatıcı bir masaj tekniğidir. Life's not infinite, it's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix. Is this the new kind of sick? Why are we waiting?
Why are we waiting? They say they have the answers, but no one's getting better. They say they have the answers. So spend it all to feel less crummy and think that we've made it. Think that we've made it. Well, what else? Sit by ourselves. Think about the hands we're dealt. All I yani give. Yani uyuyacağım herhalde. Think that we've made it. Geldim. Anne. Nasıl buldun? Çok güzel olmuşlar. Annem ilk böyle yaptı. Yaptı. Yaptı olmuş ya. Biraz sonra dedi neyse neyse dedi. Kırıkların gitti. Dedim anne kırık için yapmadım. Hoşuma gittiği için kestirdim. Ama alışmadı. Annem dedi tamam beşik çıtıra benzemişsin. Aynen öyle. Müskin sen nasıl buldun? Beğendim, sana yakışıyor böyle. Ben de sevdim vallahi, ne yalan söyleyeyim yani, çok hoşuma gitti. Kesimi de çok hoşuma gitti. Ne çok kısa kesim, ne çok küt, ne de böyle. Ben de burada istemiyordum zaten. Türkiye'ye evet, gitmeden evet. Önce bu şeyle kestirmiştim ki. Evet, sağ olun. Ama böyle çok hoş oldu. Biz geldik bu arada, yemeğimizi yedik, az biraz atıştırdık. Derin de yedi. Şimdi altı olmuş adam. Ondan sonra şey, Derin hemen bir koşu götürüp geldim yeni. Tabii. Annemler de yemek yiyor. Kömbe yaptı bu arada. Kömbe bende güzel olmuş ama bir ufak eleştiri yapmadan geçemeyeceğim. Şimdi karnım tok ya, eleştiri yapabilirim. Eski sen tuzu sevmiyorsun. Az tuz attım. Bir de biberini az attım çünkü çocuklar bahane uyduruyor. Bak nasıl yani. Biliyorsun. Biraz ama biraz tuzlu olmuş. Tuzsuz olmuş. İşte senin için ne? Bak bu iyi. Kendine göre her yap. Bak hele buna, bu da tuz olmasın bana göre. Anne bunu kim böyle kesin, Rüzgar mı? Bunlar tuzsuz. İlave edeceğim. Çıtırı seviyor. Sen hep diyorsun tuzlu. Tuzlu değil yani. Bir de bu himalaya. Ama zaten turşu tuzlu ya. Bence dengeliyor turşuyla yersen eğer. Tuzlu yemediğin için tuzu azalttım. Biberi de azalttım. Çocuklar yesin diye. Kendime de ayrı yaptım. Evet. Aslında tuz benim bir şey değil ama. Getireyim mi? Evet. Ne? Kendime biraz harcam. Yani evet doğru, bak iyi ki o zaman o tuzsuz olanı yapmışsın. Bilerek yaptım. Güzel olmuş yine annemin kömbesi. Bir gün ben size yapacağım arkadaşlar. Ama buna güzel bir kola giderdi. Ha, Baran geliyormuş şimdi. Turşu turşu. Ne turşu? Ne ben kola diyorum, sen turşu diyorsun. Faydalı şeyi içmiyor, kola istiyor. Kim kola istiyor? Şu turşu olduğu yerde kola içilir mi? Kim gel kola istiyor? Gelin ben doğrusunu söyleyin. Aa! Kız ben Baran'a yazdım da kola getir sana. Şu vazgeçin, şu getir, her derde devam. Ama o gelene kadar şuna. O gelene kadar biz doyarız. Üç turşu iç kola niyetine. Kola ne? Bu tarz yemeklerle kola güzel gidiyor. Ben gerçekten nefessiz kalıyorum, yemin ederim. Kız çok güzel olmuş ha gerçekten. Hı-hı. Makyaj falan yapmadım hali ama yüz bakımı yaptırdım. O yüzden cildim biraz ışıldıyor olabilir. Acele. Acele. Haftaya yine iki seans gideceğim. Hafta ne için? İki seans gideceğim. Bir yüzüme, bir göbüşe. Şimdi yiyebilirim. Anne sen de saçını bayağı. Benimki bir şey değil yalnızca. Burada boyuyorum zaten. Çok uzakta bir yere gitmiyorum. Dip boyanı yaptım. Seninki karşıda. Yok kendine biraz bak. Yaparız bir şöyle. Saldın iyice kendini aşkım. Aceremiz yok. Kaşını almışsın. Çok mu fazla? Bazı çıkmamış diyor. Az çıkıyor. Eskisi gibi kalmadı ki kaşın. Ne güzel. Kaşla mı uğraşacaksın sürekli? Hmm.
Arkalarda hiç sarı yok. Değil mi? Ya. Eski sarılar. Yeni attırmadım. Ha? Gel. Hı. Güzel bir çayımızı da demledik. İçeri girelim. Anneme dedim salonda oturalım dedim. Baran falan da gelip yiyecek ya da. Dedim sonra mutfağı hallederiz. Bir ortalığı süpürdüm. Çok çocuk dağıtıyor çok. One. Two. Three. Do you like it? Oh, did you like Bobby's hair? Yeah. It looks like his teacher. A dino tiger. Sevdin mi? Tiger. E ne güzel işte. Tiger. Yani uzun olunca açık mı kullanıyordun? Tam da uzun ya. Ama bağlıydı sürekli. Tek surat ifaden öyle söylemedi ama. Eyvallah.